Merhabalar, merhabalar can dostlar. Çocuk edebiyatında ikinci dersimiz dış yapı yani biçimsel özelliklerden bahsedeceğiz. Dış yapı ve iç yapı her zaman soru potansiyeli taşımaktadır değerli arkadaşlar. Burayı can kulağıyla dinlemeniz önem arz etmektedir. Şimdi değerli arkadaşlar bir buranın şöyle bir soru kalıbı vardır. Aslında iki tane temel soru kalıbı vardır. Daha önce de ÖSYM buraları yoklamıştır. Onlar hakkında önce bilgi vermek istiyorum. Şimdi mesela can dostlar 1. Sana diyor ki aşağıdakilerden hangisi dış yapı özelliklerine yani çocuk edebiyatı kitaplarında dikkat ettiğimiz dış yapı özelliklerinden birisi değildir diyor. Burada 4 tane dış yapı özelliği veriyor. Bir tane de iç yapı özelliği veriyor. Mesela az sonra konuşacağız işte harf, ağırlık, sayfa düzeni gibi. Sonrasında resim bir de mesela tema ekliyor. Hangisi diyor dış yapı özelliği değildir. Burada bizim bir kodlamayla aslında dış yapı özellikleri neler, iç yapı özellikleri neler bunu bilmemiz gerekiyor. İkinci soru kalıbı da şu. Burada bahsedeceğimiz genel özellikleri veriyor. Aslında soruda biraz dikkat ölçüyor. Mesela sana diyor ki aşağıdakilerden hangisi diyor dış yapıya yönelik doğru bir bilgi değildir. Şimdi sen bakıyorsun, okuyorsun. 5 tane şık var, 5'i de doğru. Eskiden 4 tane yanlış, yani 4 tane doğru, bir tane yanlış verirdi. Bariz yanlış olduğunu bilirdi. Şimdi 5 şıkkı da okuyorsun, 5 şık da doğru. Ama birisinde dış yapıdan değil de iç yapıdan bahsetmiş. Mesela demiş ki, şöyle düşün. Konu demiş, bireyselliğe özendirmemelidir. Ama sana soru kökünde diyor ki hangisi dış yapı özelliğiyle ilgili doğru bir bilgi değildir. Veya dış yapı özelliğiyle ilgili değildir. Bakıyorsun, okuyorsun. Konu, evet, konu çocuklara bireyselliği özendirmemelidir. Ama konu bir dış yapı özelliği değil. Bu iki soru kalıbına mutlak dikkat edeceksin. Üçüncü soru kalıbı da direkt bariz bir şekilde bir tanesinin yanlış verildiği bir özellik olarak karşımıza çıkabilir değerli arkadaşım. Şimdi değerli can dostlar burada bilmemiz gerekenler neler? Bir, bizim için kodlamamızı yapalım. Dış yapı özelliklerini ben has kamber şeklinde kodluyorum. Bunlar nelerdir? Harf özellikleri, ağırlık, sayfa düzeni, kapak ciltleme özellikleri. Kapak ve ciltleme özellikleri. Yine dikkat ediyorsun malzeme özellikleri. Boyut diğer adıyla da ebat özellikleri. Boyut, ebat özellikleri. Ve dikkat ediyorsun resim özellikleri. Burada sorularda seni en çok sıkıntıya sokabilecek nokta da aslında şurasıdır. Unutma can dostum resim kitabın içinde diye gidip bu bir iç yapı özelliğidir demeyeceksin. Resim bizim için dış yapı özelliğidir. Bunu da kesinlikle unutmuyorsun. Burada eğer olası ilk bahsettiğimiz soru kalıbı gelirse seni resimle vurmaya çalışır. Aman can dostum buna dikkat edeceksin. Şimdi değerli arkadaşlar atalım başlığımızı. Şöyle hafif hafif başlayalım. 1. Harf özellikleri. Şimdi değerli can dostlar, harf özellikleri dediğimizde bizim bilmemiz gerekenler nelerdir? Şimdi okul öncesi dönem için hazırlanan çocuk edebiyatı ürünlerinde harflerin genellikle akademik kaynaklarda ikiye ayrılır. 16'ya 20, 20-24 punto ideal olarak geçer. Ha ben buradan direkt soru bekliyor muyum? Hayır. Neden? Çünkü aslında 16-20 olsun, 20-24 olsun bizde doğrudan çocuk okumuyor ki. Bunu okuyan zaten ona birisi var. Çocuk burada dinleyici konumunda. O yüzden direkt böyle harf işte puntosudur gibi bir soru açıkçası beklemiyorum. Ama kitaplarda soru bankalarında karşınıza gelir. O zaman şöyle diyelim. Çocuk kitaplarında. -16 20 veya 20 24 punto idealdir. Şunu da unutmuyorsun. Aslında puntoyla yaş arasında da bir ters orantı vardır. Yaş büyüdükçe punto küçülür. Niye? Gözlerin daha iyi gelişiyor, daha iyi okuyabiliyorsun. O zaman bunu da unutmuyorsun. Yaş büyüdükçe punto küçülür diyeceksin. Bunun yanında değerli can dostum, aslında bizim harfle ilgili dikkat etmemiz gereken en temel unsur şudur. Burada çocuğun ileride yazacağı, okuyacağı harfleri örneklemesi bizim için çok önemli. O yüzden hatta sana kaynaklar da şöyle der. İşte burada dekoratif yazı tipi kullanılmamalıdır. O dekoratif yazı tipine mesela Word dosyası açıyorsun. Orada yazı tipleri var. Şekilli, kuyruklu, bilmem ne farklı farklı yazı tipleri çıkıyor. İşte bu dekoratif yazılar kullanılmaz. Niye? Çocuk başladığı zaman dekoratif yazı yazmayacak ki. O yüzden dikkat ediyorsun. Bizim için önem arz eder. Can dostum, çocuğun İleride yazacağı harfleri örneklemelidir.
İşte bu yüzden dikkat ediyorsun. Dekoratif yazı tipi kullanılmaz. Yani o bizim süslü püslü diyeceğimiz. Süslü. Yazı tipi kullanılmaz. Yine dikkat et. Tamamı büyük harfle mi yazıyoruz biz? Hayır. Çocuk ileride tamam büyük harfle mi yazacak? Hayır. O yüzden dikkat et. Küçük harfle yazılmalıdır. Yazılar küçük harfle yazılmalıdır. Bunlar bizim için önem arz ediyor. Can dostlar, harf noktasında bilmemiz gerekiyor. Dekoratif yazı tipi yok. Yine dikkat ediyorsun, satır sonuna gelen kelimeler bölünmemeli. Alt satırdan devam edilmelidir. Ama bu okuyana kolaylık olması açısından önemlidir. Ama yazalım. Satır sonuna. Gelen kelimeler bölünmemeli. Alt satırdan devam edilmelidir. Harfle ilgili bilmemiz gerekenler bunlar can dostlar. Ağırlık kısmı var. Bizim için önem arz eder. Şöyle yapalım. Şimdi bir kere arkadaşlar, kitap hangi ağırlıkta olmalı? Bizim için önemli olan şudur. Çocuk rahatlıkla kitabı taşıyabilecek mi? Rahatlıkla kitabı kullanabilecek mi? Bu yüzden dikkat etmemiz gereken unsur budur. Ağırlık noktasında. Çocuğun rahatlıkla taşıyabileceği ve kullanabileceği ağırlıkta olmalıdır. Ağırlıkta olmalıdır. Mesela can dostlar şöyledir. 5 yaş altında, 5 yaşın altındaki çocuklarda sayfa sayısı 12, 16 ya da 18. Yani biz buna bir forma deriz. Bir forma. 5 yaşın üstündeki çocuklarda ise biraz daha sayfa sayısı artacak. 5 yaş üstündeki çocuklar. 5 yaş üstündeki çocuklarda da 20-36 sayfa. Buna da iki forma diyeceğiz. İdealdir. Yani 5 yaş altındaki çocuklarda 12, 16, 18 sayfa. 5 yaş üstündeki çocuklarda da 20, 30, 36 sayfa arasında kitapların sayfa sayısı olabilir. Bunun yanında şunu unutmuyorsun. Kalın kartonla, hatta şöyle diyelim. Karton kitaplarda, karton sayfalı kitaplarda kalınlıktan dolayı dört beş sayfa idealdir. Bunun yanında ağırlık noktasında şunu ben çok önemsiyorum. Mesela sayfaların ağırlığı, her bir sayfanın ağırlığı 90 gramın altına düşmemeli. Niye biliyor musun? 90 gramın altına düşerse sayfa iyice incelmeye başlıyor ve sen arka sayfadaki yazıları da görmeye başlıyorsun. O yüzden dikkat ediyorsun. Sayfa ağırlığı 90 gramın altına düşmemelidir. Aksi takdirde arka sayfaya gölgeleme yapar. Arka sayfaya gölgeleme yapar. Bu kısımda bizim için önem arz ediyor. Can dostlar dikkat edeceksiniz değerli arkadaşlar. Şimdi biz harf, ağırlık, sayfa düzeni, mizampajdan bahsedeceğiz. Sayfa düzeni. Diğer adıyla mizampaj.
Şimdi bizim sayfa düzeni dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Aslında tut satır arası boşluklar olsun, ondan sonra kelimeler arasında sayfa kenarlıkları boşluklar olsun, resmi yerleşim olsun. Bu gibi konuları içeren dış yapı üzerine biz sayfa düzeni yani mizampaj adını veriyoruz. Şimdi şöyle düşün, şu bir sayfa. Bir kitaba açtığınızda direkt yazılar şöyle en tepeden mi başlıyor? Hayır. Mesela şu şekilde başlıyor. Şimdi senin burada aslında şurası sayfa kenarlıkları. Yine mesela şurada satır arası boşluklar. Bir metin varsa mesela şu kısmı bir resim olarak düşünelim. Resim metin ilişkisi gibi konular sayfa düzeniyle alakalıdır. O zaman şöyle toparlayalım. Bu kısmı canlı dostlar. Bir sayfa kenarlıkları. Satır arası boşluklar. Resim yerleşimi ve benzeri konuları kapsar. Unutma, biz sayfayı düzenlerken ilk etapta yani dış yapı unsurlarından sayfa düzenlenirken ilk bakılan şey şudur. Sayfanın okuma ve izleme kolaylığıdır. Yani sayfa düzenlenirken belirleyici etken okuma ve izleme kolaylığıdır. Sayfa düzeninde belirleyici etken okuma ve izleme kolaylığıdır. Yani can dostum, eğer biz baktığımızda işte şu sayfa kenarları, satır arası boşluklar, resim, metin bunların tümü uyumluysa biz şöyle diyoruz. Burada mizampaj noktasında bir estetik denge yakalanmış. İşte o estetik denge yakalanmalıdır. Şimdi mesela şu tarz soru kalıpları karşınıza gelebilir. Resim nereye yerleştirilmelidir can dostlar? Üste mi olmalı, sağda mı, solda mı, alt kısımda mı? Dikkat ediyorsun. Resim metinle karışmayacak şekilde her yere yerleştirilebilir. Resim metinle karışmayacak şekilde her yere yerleştirilebilir. Yani illa solda olacak, sağda olacak, işte yukarıda olacak, yazı aşağıda olacak diye bir kaidem yok. Benim için önemli olan resmin metinle karışmamasıdır. Değerli can dostum. Bunun yanında mesela burada ne söyleyebiliriz? Resim ve işte onunla ilgili metin aynı sayfada olmalıdır. Yani sen burada mesela kapıyı açan bir çocuktan bahsediyorsan, burada okuduğumuz kısım yani sana okuyan kişi, çocuğu okuyan kişinin de çocuk kapıya doğru yöneldi demesi gerekir mesela. Resim metin ilişkisi burada resim ve ona ait metin aynı yerde olursa çocuk işitsel ve görsel algısını ne yapmış olur? Bütünleştirmiş olur. Bir şeyler duyuyor kapıya doğru yönelen. Orada oturan birinin resmi olsa mantıklı olur mu? Olmaz. O zaman şöyle diyelim. Resim ve onunla ilgili yazı aynı sayfada olmalıdır. Bu ne yapacaktır arkadaşlar? Görsel ve işitsel algıyı bütünleştirir. İşitsel algıyı bütünleştirir. Şimdi bizim çocuklarımız okuma yazma bilmediği için can dostlar ne yapacaklar aslında? Resimler aracılığıyla metni anlamlandıracaklar. O yüzden dikkat ediyorsun. Mesela çok küçük yaş gruplarında bu sayfanın tümü resim olur. Görülen bir yerde mesela şöyle bir cümle şeklinde bir yazı olur. Bizim okul öncesi dönemde 4'te 3 resim olur. 4'te 1 yazı olur. 7-8 yaş dolaylarına geldiğinde bu oran 4'te 2'ye düşer. Yani yarı yarıya gelir. Onu da yazalım. Önem arz eder. Soru bankalarında karşınıza geliyor. Şöyle diyelim can dostum. Çok küçük yaşlarda çok küçük yaşlarda sayfanın tümü resim
uygun bir yerde yaz olmalı. Bunun yanında can dostlar bu durum nerede değişiyordu? Okul öncesi döneme geldiğinde değişir. Okul öncesinde dörtte üçü resim, dörtte biri yazı olmalı. Bu 7-8 yaşa geldiğinde durum şu şekilde şekillenir. Dörtte ikisi resim, dörtte ikisi yazı. Yani yarı yarıya bir oranlama yapılacak değerli arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Güzel. Şimdi neyi konuşmadık? Sayfa düzenledik. Kapak ciltleme diyelim değerli arkadaşlar. Kapak ve ciltleme özellikleri. Şimdi kapağın önemi büyük. Sen bir yere girdin mesela. Dost kitap evine girdin. Kitaplara bakacaksın. Orada aslında senin ilk dikkatini çeken unsur ne olacak? Kitabın kapağı olacak. Eğer içerik ne kadar iyi olursa olsun kapak bunu yansıtmazsa o noktada sen okuyucunun dikkatini çekemiyorsun. Şimdi çocuklar zaten okuma bilmiyor. Kapak ne kadar albenli olursa yani o kapak çocuğu ne kadar çekebilirse çocuk için o kadar iyi. O yüzden unutma kapak çocuğun dikkatini çeken ilk unsur. Kapak kitapta çocuğun dikkatini çeken ilk unsurdur. O kapak o zaman etkili bir mesaj vermeli ki o çocuk o kitabı almaya, okutmaya, dinlemeye hevesi olsun. Doğru mu? O zaman unutmuyorsun. Kapak içerik hakkında etkili mesaj vermelidir. Etkili mesaj vermelidir. Mesela dış kapak var. Bir de o kitabın kapağını açtığınızda mesela elinizdeki herhangi bir kitabı açabilirsiniz. Orada da bir iç kapak dediğimiz kısım vardır aslında. Orada kitap künyesi yer alır. Basım evi, yayın evi gibi özelliklerden bahsedilen işte. Buraya dikkat ediyorsun. Kapakta kitabın adı yazacak. İç kapakta da yine yazar, basım evi, basım yılı gibi unsurların olduğu kitap künyesi bulunmalıdır ifadesi bizim için doğrudur. Dış kapakta kitabın adı yazmalı. İç kapakta yazar, basım evi, basım yılı ve benzeri bilgilerin olduğu kitap künyesi olmalıdır. Bu neden oluyor biliyor musun? Kitabın aslında çocuk şunu anlamasını istiyoruz biz burada. Ya bu kitap bir emek ürünü. Bu kitabın bir yazarı var, çizeri var, bir basım evi var. Bu benim önüme kolaylıkla gelmedi. Buna bir emek harcandı. Çocuk bunu anlasın istiyoruz can dostlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi küçük yaş gruplarında kapak noktasında kalın mukavva ya da bez. Biraz daha çocuk büyüdükten sonra da kalın karton ya da mukavva tercih edilir. Kapakta küçük çocuklarda kapak, kalın mukavva ya da bezden yırtılmasını engellemek için. Biraz daha büyük çocuklarda biraz daha büyük çocuklarda kalın karton ya da mukavva tercih edilir.
Burası da bizim için önem arz ediyor. Şimdi o kitabın tabii ki bez olması, kalın mukavva olması. Şu ifade genelde 1-2 yaş, şu ifade de 2-3 yaş için geçerlidir. İkinci kısım. Öyle aklınızda bulunsun. Bir yerde okumuştum değerli can dostlar. Bunun yanında tamam ben kapağı yaptım ama kapağın da korunması gerekmiyor mu? Gerekiyor. İşte bu noktada karşımıza ciltleme gelecek. Ciltleme kapağın korunmasını sağlar. Korunmasını sağlar. Şimdi can dostlar, ciltleme, en iyi ciltleme neyle yapılır derse bez ve dikişle yapılan ciltleme diyeceksin. En iyi ciltleme bez ve dikişle yapılandır. Yine unutma karton kitaplarda pres cilt de tercih edilebilir. Hani böyle bir kitap alırsınız daha kalındır kapağı vesaire. Biz onu aslında cilt özelliği diyoruz. Peki can dostum bana şunu söyle. Ciltlemeyi de daha da sağlamlaştırabilecek etkenler var mıdır? Vardır. Eğer sen cildin de ömrünü uzatmak istiyorsan selefon ya da lak dediğimiz ışığa ısıya daha dayanıklı maddelerle kitabın kapağını kaplayabilirsin. O zaman buraya dikkat ediyorsun. Şöyle diyelim. Ciltlemenin ömrünü uzatmak için. Ömrünü uzatmak için. Selefon, lak ya da sağlığa uygun plastik. Kaplanabilir. Ha tabi bizim memlekette her şey en iyisiyle mi yapılır? Yok. Bizim memlekette genelde neyle yapılır can dostlar? Tel dikiş, tel zımba dediğimiz ciltleme kullanılır. Bu kullanışsız ve tehlikelidir. Tel zımba, şöyle tel dikiş, yani bizim klasik o zımba yok mu? Tel zımba. Kullanışsız ve tehlikelidir. Z ile S'nin yerini karıştırmışız. Başlarsınız yine bizim hocada disleksi diye. Disgrafi. Bak buraya şimdi can dostum. Tel dikiş tel zımba. Kullanışsızdır. Niye? Çabuk dağılır. Tehlikelidir. Niye? Çocuğun eline batabilir. Eline batabilir. O yüzden bu unsurlardan dolayı tel dikiş, tel zımba tercih edilmez. Bunun yerine eğer bu tarzda kitaplar varsa yorgan ipiyle bunları sağlam bir şekilde dikin diye de Hedef CS Çocuk Edebiyatı kitabında yazar değerli arkadaşlar. Bilginize olsun. Kapak ciltleme özellikleri bizim için önemli. Kapak ciltlemeden sonra konuşacağımız ne kaldı? Malzeme. Malzeme özellikleri. Şimdi can dostlar malzeme dediğimizde aslında bu her yerde böyledir. Bir şeyin dayanıklılığını belirleyen, onun ömrünün uzunluğunu sağlayan şey nedir aslında? Malzemedir. Bir araba da alsan, ne bileyim bir evde de otursan veya en basitinden bir elektronik alet de alsan, içinde kullanılan malzeme ne kadar kaliteliyse o kadar uzun ömürlü gider. O yüzden unutma bizim için de bu böyledir. Şunu oynattık bir düzeltelim. Güzel. Şimdi can dostlar malzeme özellikleri diyorum. O zaman dikkat et. Kitabın ömrü ve dayanıklılığını belirleyen
En temel unsur. O zaman senin kullandığın malzeme ne kadar kaliteli ise ömrü, dayanıklılığı, kitabın o kadar ne olacak can dostum? Uzun olacak. Buna dikkat ediyorsun. Şimdi mesela küçük yaş çocuklarda, yani kitaba daha nasıl davranacağını bilmeyen çocuklarda yıkanabilir ve silinebilir özellikle bez ya da Windex kumaş tercih edilir kitap malzemesi olarak. Kitaba nasıl davranacağını bilmeyen çocuklar için. Yıkanabilir ve silinebilir özellikle bez ya da Windex kumaş tercih edilir. Yine mesela can dostum işte biraz daha büyük çocuklarda duyumotor dönemde tabii çocuklar çevirmeye başladığı zaman ne yaptı? Hoşuna gitti, sürekli çeviriyor. Burada çevirmesinin kaslarına katkıda bulunabilmek adına yine kalın kartondan yapılan malzeme özelliği olarak tercih ediliyordu. Bu da bizim için önem arz eder. Bunu da yazabilirsiniz. Kolay çevirmeye destek olabilmek için kalın kartonda. Kitaplarda tercih edilebilir. Yine mesela genel olarak ne söyleyebiliriz? Yani bizim malzememiz nasıl olmalı? Resmin özelliğini bozmayan. Resmin özelliğini bozmayan. Kolay yırtılıp yıpranmayan. Baskıda renkleri dağılmayan. Birinci kalite mat hamur olmalıdır. Birinci kalite mat. Eğer yoksa ikinci kalite mat hamur olmalıdır. Mat olmasının bir sebebi var. Niye can dostum biliyor musun? Mat olması yansılamayı, parlamayı azaltır. Işık altında okurken o parlaklığın gözüne vurmasını engeller. O zaman bizim malzememiz birinci kalite, yoksa ikinci kalite mat hamur olacak. Birinci kalite parlak hamur dedi. Yalan söylüyorsun. İkinci kalite parlak, yemezler, kullanılmaz. Üçüncü kalite mat, kullanılmaz. Bu da artık yine kaliteyi düşürüyor. İşlevini yitirmeye başlıyor. O zaman birinci kalite mat, ikinci kalite mat. Eğer parlak der, İşte renkli kağıtlar, bunları yok diyeceksin. O zaman şöyle diyeyim. Mat hamur parlama ve yansılamayı azaltır. Dikkat ediyorsun. Parlak yani renkli hamur. Yansılama yapacağı için kullanılmaz. Yine can dostum işte gazete kağıdı. Pelün. Ya da işte samanlı kağıt. Kağıt türleri kolay yırtıldığı için tercih edilmez.
Kağıdın dokusu ne kadar pürüzsüz olursa o kadar gözü yormaz. O zaman malzemede dikkat edeceğimiz unsur kitabın ömrü ve dayanıklılığını belirler. Birinci kalite matamur, ikinci kalite matamur muhabbetine dikkat edeceksin. Parlama yansılama, yani şu renkli kağıtlardan uzak duracaksın, bunlar parlama yansılama yapar. Ve şu tarzda ucuz mal edilen o işte gazetedir, pelündür, samanlı kağıt gibi türlerde kolay yırtıldığı için tercih edilmez. Dokusu pürüzsüz bir kağıttı arkadaşlar, ne yapacaktır? Gözü yormayacaktır. Hadi bunu da yazayım. Dokusu pürüzsüz olan kağıtlar gözü yormaz. Pürüzsüz olan kağıtlar gözü yormaz. Bunlara da dikkat ediyoruz canlı dostlar. Ne kaldı? Neyi konuştuk? Malzeme özellikleri dedik. Has, kam, ber. Boyut, ebattan bahsedelim. Bir de resim özelliklerinden bahsedeceğiz. Şöyle bakayım. Şöyle güzel. Şimdi boyut, ebat. Şimdi can dostlar, burada da aslında sizi ters köşe yapabilecek bir şey var. Sizce sürekli aynı boyuttaki kitaplar çocuğun ilgisini çeker mi? Bağlayan baldan usanır, değil mi? O yüzden dikkat ediyorsun. Sürekli aynı boyutta olan kitaplar çocuğun ilgisini çekmez. Bu yüzden can dostlar ilgiyi azaltır. Bu yüzden farklı boyutta kitaplara yer verilmelidir. İşte büyük, minyatür, yatay, dikey formlarda hazırlanmış farklı kitaplara yer verilmelidir. Şöyle diyelim. Sürekli aynı boyutta olan kitaplar çocuğun ilgisini azaltır. İlgisini azaltır. Bu yüzden ben ne yapacağım? Farklı boyuttaki kitaplara yer verilmelidir. Bu yüzden yatay, dikey, minyatür veya işte büyük. Ve benzeri farklı boyutta kitaplara yer verilmelidir. Şimdi burada da mesela can dostlar ölçü yine çeşitli rakamlar, sayılar vesaire veriliyor ama çok önemli değil. Yine 16'ya 23 diyen var, 24-36 ideal diyen var. Burada çocuk kolay taşıyabilmeli, yani kolunun dışından sarkmamalı ve kitap iki kucak genişliğinde olmalıdır. Yani açıldığı zaman okuyan ve dinleyen kişi rahatlıkla kitabı görebilmelidir. O zaman dikkat ediyorsun, kitap iki kucak genişliğinde olmalıdır. İki kucak genişliğinde olursa okuyan ve dinleyen rahatlıkla görebilir. On altıya 23 ve 24'e 36. Bunlar ideal olarak geçer. Şimdi geldik en önemli kısımlardan birisine can dostlar. Son özellik resim özellikleri. Şöyle bir başlığımızı atalım. Sırtım ağrıdı öne eğileyim. Bu şekilde anlatmayı da özlemişiz ama biraz da unutmuşuz. Resim özellikleri. Şimdi can dostlar, resmin taşıması gereken en temel özellik estetik değerdir. Bu ifadeyi çok görmüşsünüzdür. Bunun meselesi nedir? Nereden gelir? Şuradan gelir. Sen ne yaparsan yap, çocuğa yönelik de yapsan, büyüğe yönelik de yapsan, senin yaptığın şey bir edebiyat mı? Bir sanat mı? Bir sanatsa çocuğa yönelik olması onun sanat olmadığı anlamına gelmez. Sanattır ve sanatçı duyarlılığı yapılmalıdır.
O yüzden dikkat ediyorsun. O estetik değer demek, o resmin sanatçı duyarlılığıyla yapılması demektir. Sanatçı duyarlılığıyla yapacaksın. Gel şöyle toparlayalım, yazalım. Resmin taşıması gereken en önemli özellik estetik değerdir. Şimdi estetik değer demek ne demek? Resmin sanatçı duyarlılığıyla yapılmış olması demek. Duyarlılığıyla yapılması. Şimdi bizim çocuklarımız okuma biliyor mu? Bilmiyor. Neye göre yorumluyor aslında? Resme bakarak çocuklar hikaye yorumluyor. Doğru mu? Çocuklar hikayeyi resme bakarak yorumlar. Doğrudur. E o zaman biz resimden ne bekleriz mesela? Çocuk hikayeyi ona bakarak yorumlayacaksa olayı tek başına anlatacak güçlü olması gerekmez mi? Gerekir. Şöyle diyelim. Çocuk ya da şöyle diyelim. Çocuklar hikayeyi resme bakarak yorumlar. O yüzden dikkat ediyorsun can dostum. Resim olayı tek başına anlatacak güçte olmalıdır ki çocuk onu yorumlayabilsin. Resim olayı tek başına anlatacak güçte olmalıdır. Mesela bunu dolandırıp şöyle de getirebilir. Resim konuyu açıklayıcı olmalıdır. Olayı anlatmak, konuyu açıklamak. Aynı şeylerdir aslında. O zaman dikkat et. Bu aslında resimde bulunması gereken konuyu açıklayıcılık özelliği ile ilgilidir. Bazen yorum yapabilmek gerekiyor. Can dostlar, moda ezberlememeniz gerekiyor. Farklı bir ifadesi karşınıza çıkınca afallamamanız gerekiyor. O yüzden de aradaki bağları kurun. Mesela şöyle dese, resim ve metin ilişkisini anlamlı kılmak için hareketlilik özelliği bulunmalıdır. Ne ola ki bu resimdeki hareketlilik özelliği? Gel yazalım bakalım. Resim ve metin ilişkisine. Anlamlı kılmak için hareketlilik özelliği olmalıdır. Şimdi okuyorsun mesela, sen çocuğun okuduğunu farz edin ya da öğrencilerin okuyorsun. Diyorsun ki kapıya doğru yürüdü. Şimdi kapıya doğru yürüdüğünde o resimde o hareketin hissedilmesi gerekiyor ki okuduğum ile gördüğüm arasında, yani bana okunan duyduğumla gördüğüm arasında bir anlam kurabileyim. Mesela bu tarz resimlerde ne yaparlar? Arkasına şöyle bir üç çizgi eklerler mesela. Sen onun yürüdüğünü, o rüzgarı hissedersin. Veya bir ayağını geride, bir ayağını önde çizerler. Veya elini kapıya doğru uzatmış bir biçimde çizerler. İşte orada verdiği o hareketle sen duyduğunla o görsel arasında bir bağ kurar çocuk ve buradan aslında neyi çıkartır? Anlam çıkartır. O zaman resim ve metin ilişkisini anlamlı kılan özellik bizim için nedir? Hareketlilik özelliğidir. Can dostum buna dikkat ediyorsun. E biz resmin gerçekçi olmasını istiyoruz. Bu bir. Tamam cepte. Ama fotoğraf gerçekliğinde olmasını istemiyoruz. Resim gerçekçi olmalı. Ancak fotoğraf gerçekliğinde olmamalıdır. Fotoğraf gerçekliği nedir? Abi şimdi kameralar çok gelişti.
Çekiyorsun, alındaki sivilceleri bile sayıyor. Şimdi bak, fotoğraflar hareketsizdir. Ve fotoğraflarda gereksiz ayrıntılar vardır. Mesela alındaki sivilce. Sonrasında tek tek onları kaybetmeye uğraşırsın. O zaman biz, evet, gerçekçilik olsun. Yani bunu isteriz. Ağaçlar olsun, gerçek hayattan bir şeyler olsun. Denizin üzerinde mesela bir sandal yüzüyor dendiğinde resimde bir sandal olsun. Bunu isteriz. Burada sorun yok. Ama fotoğraf gerçekliği olmasın. Çünkü fotoğraflar hareketsizdir. Fotoğraflarda gereksiz ayrıntı vardır. Tüm sivilcelerin çıkar. O yüzden unutma bunu can dostum. Burada resim özelliklerinde, çocuk resimlerinde gereksiz ayrıntıya girilmemelidir. Bu çocuğun aslında orada verilmek istenen mesaja ulaşmasını engeller. O zaman resimlerde gereksiz ayrıntı olmamalı. Fazla detaydan da kaçınılmalıdır. Bizim için önemli bir ilke olarak karşımıza gelir. Yine mesela resimle ilgili ne söyleyebiliriz? Şu fotoğraf gerçekliği vurgusuna dikkat ediyorsun. Fotoğraf gerçekliği istemiyorum. Gerçekçi olacak. Ama bu gerçeklik de çocuğu kalıplamamalı. Nasıl kalıplamamalı? Yani mesela sen bulut çizdin. Evet, bulutu mavi çizdin. Doğrudur. Ama bulutun başka tonları yok mudur? Güneş vurur, biraz daha kızıl olur, biraz daha beyaz olduğu anlar olur. Daha kapalı lacivert olduğu anlar olur. Yani sadece çocuğu maviyle kalıplamayacaksın, gerçeği vereceğim diye. Biraz da esnek olmalı. Ama bu esnekliği yaparken de gerçeklik sınırlarının dışına çıkmamalı. Anlaştık mı can dostum? O zaman farklı tonlardaki şeylere yer vereceksin. Sadece çam değil, farklı ağaçları da çizeceksin. Esnek bir yapı olacak. Yani tek bir kalıp varmış, tek bir ağaç buymuş, tek bir bulutun rengi buymuş diyerek aslında çocuğun kafasında bir şeyleri kalıplamasına izin vermeyeceksin. Gerçeklikten uzak olmadan esnek bir yapıda resimler olacak. Ama burada da dikkat ediyorsun, gerçeklikten uzaklaşmayacak. Fotoğraf gerçekliğinde olmayacak. Bunlara da dikkat edeceksin can dostum. Bunun yanında ne söyleyebiliriz? Mesela resimlerde çocuklar yuvarlak ve sevimli çizgileri tercih eder. Çocukların yuvarlak ve sevimli çizgiler sevimli çizgiler ilgisini çekerken sert ve keskin çizgiler resim bütünlüğünü bozar. Hocam, yuvarlak ve sevimli çizgi ne ola ki? Dikkat ediyorsun buraya can dostum. Şöyle diyelim, hop. Ta buradan getirdim oku. Şimdi can dostum, yuvarlak ve sevimli çizgi demek şudur. Her bakıldığında yeni şeyler veren, belirli belirsiz hatları olan resimler çocukların hoşuna gider. Her bakıldığında yeni şeyler veren, belirli belirsiz hatları olan resimler. Resimler çocuğun ilgisini çeker. Renk seçimi nasıl oluyor daha çok? Şimdi şunu unutma. Çocuklar canlı ve parlak renkleri daha çok tercih eder. Doğru bir ifadedir. Hocam siyah beyaz renkleri tercih ediyor mu? Onu da ettiği zamanlar oluyor. Yani siyah beyaz olması demek resimlemenin direkt yanlış olarak kabul edilemez. Neden? Çünkü şimdi bak dikkat et. Çocuklar evet canlı ve parlak renkleri tercih eder ama renkten önce oradaki aslında metni yorumlama gücü, resmin metni yorumlama gücü daha çok dikkatini çekiyor. Bu yüzden orada sen nasıl yorumlatacaksın? Cümleyi toparlayamadım. Özür diliyorum. Dışarıdan çok bir korna sesi geldi. Şöyle sinir oluyorum video çekerken bu tarz şeyler gerçekleştiğinde. Biliyorsunuz eski videoları izleyen arkadaşlar. Sürekli de bir yalıtılmış ortam yaratmaya çalışsam da maalesef bu tarz dengesizler geliyor. Camın önünde kornaya basıyor falan. Oluyor. Hurdaca geçiyor. Bilmem ne oluyor. Affola. Şunu söylemek istiyorum. Toparlıyorum.
Şimdi can dostlar, çocuklar canlı ve parlak renkleri tercih eder. Doğrudur. Ama çocuğun aslında resimden beklediği şey renkler değildir. Hikayeyi yorumlama gücüdür o resmin. Hikayeyi nasıl yorumlayacak? Çizgilerle yorumlayacak. O zaman dikkat et. Canlı parlak renkleri daha çok tercih ediyorum. Doğrudur. Ama siyah beyaz renkleri de zaman zaman tercih eder. Yani siyah beyazın kullanımı direkt yanlış olarak değerlendirilemez. Çünkü çocuk renkten önce hikaye yorumlama gücüne, yani çizgilerin gücüne bakıyor. Bu yüzden de biz şunu diyebiliriz. Renkler çizginin önüne geçmemelidir. O zaman toparlayalım. Çok güzel oldu. Şöyle diyelim. Çocuklar daha çok canlı ve parlak renkleri tercih eder. Renkleri tercih etse de. Tercih etse de ilk aradıkları resimde ilk aradıkları hikayeyi yorumlama gücüdür. Bu yüzden dikkat et. Siyah beyaz resimlerde zaman zaman çocuğun dikkatini çekebilir. Çocuğun dikkatini çekebilir. O zaman biz burayı şu şekilde toplayalım mı? Canlı parlak da var. Siyah beyaz da zaman zaman çekiyor. Çünkü çocuğun ilk aradığı şey çizgi. Oradaki yorumlama gücü. Orada ona nasıl geçiyor hissiyat bu. O zaman şöyle diyelim. Renkler çizginin önüne geçmemelidir. Önüne geçmemelidir. Yine mesela can dostlar. Ne diyebilir? Güldürü, mizah gibi öğeler resimlerde olmalı mı? Olsun, çocuğa yönelik yapıyorsun. Eğlenceli hale getiriyorsun. Bir sorun, sıkıntı yok burada ama onu sen karikatür şeklinde verirsen, yani saklarsan çocuğun oradan alması gereken mesajı zorlaştırırsın. O zaman şöyle diyelim. Güldürü. İşte mizah. Kullanılabilir. Ancak karikatür şeklinde olmamalıdır. Yine mesela resimde kullanılan nesneler günlük hayatından daha çok tercih edilmelidir. Bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa gibi ilkeleri koşuyorsun. Doğru mudur? Doğrudur. Resimde kullanılan nesneler günlük hayattan seçilmelidir. Yine ne diyebiliriz yan dostlar? Şöyle bir düşünüyorum. Toparlayalım bu kısmı. Resimlerle ilgili. İşte mum boya, yağlı pastel, kuru kalem, kuru boya, renkli kalemler vesaire bunlar kullanılabilir. Çizim özelliklerinde sıkıntı yoktur. Şunu unutmuyorsun. Bizde soyutluk diye bir ilke yok. Ya da işte birden çok nesnenin temsili. Bu fazla ayrıntıya girer. Birden çok nesnenin temsil edilmesi resimlerde. Bunlar çocuk edebiyatı ürünlerinde bizim yaş grubumuza önerilmez. Soyutluk yok. Birçok nesnenin temsili yok. Ama ne var? Konuya açıklayıcılık var mı? Var. Mizah var mı? Var. Güldürücülük var mı? Var. Bu tarz ifadeler var. Hareketlilik var mı? Var. Ama ne yok? Soyutluk yok. Birden çok nesnenin temsili yok. Bunlara da dikkat edeceksiniz değerli can dostlar. Resmin bir dış yapı özelliği olduğunu özellikle dikkat edeceksiniz. Kitabın içinde bulunuyor diye iç yapı özelliği diye atlamayacaksınız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Umarım açık net anlaşılır bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.